क्या होती उतरन रे रे रे। हयातımda hiç bu kadar üzülmemiştim Divya. Tapasya hiçbir şeyi ciddiye almamış. Bu zamana kadarki bütün ilişkileriyle, anne sevgisiyle, aşkla, hepsiyle dalga geçti. Tapasya hayatını koca bir yalana çevirdi Divya. Nasıl bir anne babayız ki biz böyle? Nasıl bir çocuk dünyaya getirdik böyle? Böyle sözler söyleme. Bütün hata bende. Tapasya'nın biri olan aşkını bir türlü anlayamadım. Divya, bu nasıl bir aşk böyle? Delilik bu, delilik. Bizim kızımız nasıl böyle bir yanlış yola düşer? Nasıl böyle büyük bir gerçeği bizden saklar? Cevabın yok mu Divya? Her şey düzeldi sanmıştım. Ama yanılmışım işte. Yanılmışım Divya. Yanılmışım maalesef. Yanılmışım. Sakin ol lütfen. Bak çok korkuyorum. Böyle fırtınalı bir gecede kızımız nereye gider? Yeterdi, yeter. Tapasya kararını vermiş artık. Eğer kalbinde bize karşı en ufak bir saygı olsaydı, böyle bir hata yaptıktan sonra eve gelirdi. Bize gerçeği söylerdi. Ama hayır. O kalbinde anne ve babası için ne kadar sevgi olduğunu gösterdi. Tapasya hepimizle olan bağını artık kopardı Divya. Bağları kopardı artık. Her şeyi bitirdi, her şeyi. Sizden birinin mi? Hayır, benim değil. Bizim değil, hayır. Şunu alsanıza. Hayır mı? Bakın, birisi onu bırakıp gitmiş. Annesini gören oldu mu? Bunlar nasıl insan böyle? Bu yağmurda çocuk bırakılıp gidilir mi hiç? Gören olduysa lütfen bize söylesin. Hayır, hayır. Kimse görmemiş hanımefendi. Biz burada çay içiyorduk. Şimdi ne yapacağız anne? Biz ne yapabiliriz ki İtcan? Eminim bencil bir kadın olmalı. Baksana çocuğunu böylece bırakıp gitmiş. Geri geleceğini sanmıyorum İtcan. Ama söyler misin anne, bu bebeği ne yapacağız? Polise haber verelim. Evet. Ama anne, eğer polise verirsek polis onu tedavi etmez ki. Anlıyorum İtça ama bu havada şimdi nereden doktor bulacağız kızım? Onun sorumluluğunu alamayız ki. Ha? Biz şöyle yapalım anne. Bu gece yanımızda kalsın. Sonra annesi gelince ona teslim ederiz, olur mu? Ya geri dönmezse? Anne, böyle fırtınalı bir gecede onu yalnız bırakmak istemiyorum, lütfen anne. Baksana. Thank you.
Kucağımda nasıl huzurlu uyudun? Annesiymişim gibi sanki. Kucağımda uyuyakaldın. İçcan. Söylediklerini anlıyorum. Ama eğer yarın akrabaları, yani annesi veya babası gelirse ve bize iftira atarlarsa o zaman ne yapacağız? Hayır, hayır. Artık daha fazla iftiraya katlanamayacağım. Sana söylüyorum bak. Biz onu polise götürelim. Polise şikayette bulunuruz. Ben... Polise şikayette bulununca bebeğin annesi bulunacak mı? Bebeğin annesi onu terk edip gitmiş. Yoksa onun bu havada burada ne işi var? Sizin gibi insanlarla karşılaştığı için gerçekten çok şanslı. Yoksa bu yağmurda ölebilirdi. Ne diyorsunuz siz? Tanrı ona uzun bir ömür versin. Baksanıza, sadece birkaç dakikada bebekle nasıl da birbirinize kaynaşmışsınız. Onun hakkında kötü bir şey duymak bile istemiyorsunuz. Sadece kan bağı yoktur. Bazı bağlar vardır ki kan bağından daha güçlüdür. Tıpkı sizin bu bebekle olan bağınız gibi. Bebek sizinle ne kadar da mutlu. Düşündükçe gözüme bir türlü uyku girmiyor. Bu nasıl olur? Tapasyan bebeğiyle karanlıkta bu fırtınalı gecede nerededir acaba? Tapasya'yı o kadar merak ediyorsun Divya. Hiç aklına geldi mi? İçha ve Damini bu fırtınalı gecede nerelerdedir diye. Hiç düşündün mü onları? Düşünüyorum. Ve onlar için de üzülüyorum. Ama kızım o benim. Ben şimdi senin gibi yüce bir insan olamıyorum Baytakur. Kızımı bırakıp başkası için endişelenecek yücelik bekleme. Yapamam bunu. Bir gün onları kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi anlayacaksın Divya. Kendimi asla affetmeyeceğim Divya, asla. Tek kızımın, İçcan'ın hayatı mahvoldu. İçcan benim tek kızım. Tek kızın mı var senin? Evet Divya.
Benim sadece tek kızım var, o da İtça. Böyle söyleme lütfen. Biliyorum sen Tabasya'yı çok seviyorsun. O senin kızın. Seviyorum Divya tabii ki. Zaten bu yüzden sürekli sorun çıkıyor. Ama o kızımla gurur duyacağım ya da yokluğunu hissedeceğim. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey. Sevgimiz karşılığında bize verdiği ömür boyu yeter. Ömür boyu asla unutmayacağım. Divya, artık benim Tapasya'yla hiçbir bağım kalmadı. Hiçbir bağım. Sizlerden özür dilerim. Fazla konuşmuş olabilirim. Benim de bir akrabam kayboldu. Onu arıyordum. Yağmur yüzünden buraya geldim. Ve sizin konuşmanızı duydum. Sizin de bu dünyada yalnız olduğunuzu öğrendim. Bu çok ilgimi çekti. Bütün bağlarınızı geride bırakıp gelmişsiniz. Yakınınız olan birisi sizi çok incitmiş. Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyebilir miyim? Bu dünyada her ne olursa illaki bir sebebi vardır. Sizin bu bebeğin yardımına koşacağınız çok önceden belliydi. Siz sadece şunu düşünün. Bugün olanların, bu durumun ve ortaya çıkan koşulların neden özellikle bugün, neden tam da bu saatte olduğunu, bunu bir düşünün. Muhtemelen bebeğin annesi bu masum çocuğa anne sevgisi veremedi. Bu yüzden Tanrı onu sizin ellerinize teslim etti. Ben Karagün dostu olan birini arıyordum doğrusu. Buradan tam eli boş dönecekken sizi gördüm. Sanırım üçümüzün burada buluşması Tanrı'nın bir dileğiydi. Ne düşünüyorsunuz? İnanamıyorsunuz değil mi? Ben de inanamamıştım. Sonuçta Tanrı neden hepimizi bu şekilde buraya topladı? Siz kimsiniz? Biz sizi tanımıyoruz bile. Bağışlayın olur mu? Hadi İtça. Gidelim buradan. Bakın, gitmek istiyorsanız sizi durdurmayacağım. Bunu yapmaya hakkım yok. Ama sizden bir ricam var. 2 dakika söylediklerime kulak verirseniz muhtemelen ölüm döşeğindeki birinin dileği gerçekleşecek. Onu tanımıyoruz bile. Neden onu dinliyoruz? Neden inanalım ki sözlerine? Hadi gidelim İtça. Durun lütfen. 1 dakika. Dinleyin lütfen. Ben ölmek üzere olan birinin hizmetindeyim. Bana çok iyiliği oldu.
ölmeden önce küçük bir dileğini gerçekleştirmek istiyorum. Sadece bu. Bir kere, eğer bebekle birlikte benimle gelirseniz bana büyük bir iyilik yapacaksınız. Ne iyiliğiymiş bu? Hem ben ne demek istediğinizi anlamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Beyefendi çok yaşlı. O çok hasta. Ve son nefeslerini veriyor. Ölmeden önce bir kez olsun gelinini görmek istiyor. Bir kere torunuyla tanışmak istiyor. Onların yüzünü görmeyi, sesini duymayı inanın çok istiyor. Torununu görmek için can atıyor. Oğlu onların hiç ama hiç istemediği biriyle evlendi. Beyefendi çok sinirlendi ve onu evden attı. Tek evladını evden kovdu. Sonra, bir zaman sonra oğlu vefat etti. O çok iyi ve güzel biriydi. Beyefendi gelinin yüzünü bile görmedi. Ama son günlerinde çok pişmanlık duyuyor. Ölmeden önce bir kereliğine, sadece bir kereliğine gelinini ve torununu görmek istiyor ki ruhu huzura kavuşsun, huzur bulsun. Ben de sürekli onları arıyordum. Ama bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Eli boş dönecekken kadere bakın ki sizi gördüm. Bu Tanrı'nın takdiri. Benimle gelini olarak torunuyla birlikte gelirseniz bir kereliğine. Sizin sayenizde efendim. Belki huzur içinde bu dünyadan göçer. Onun ve benim hayır duamı almış olursunuz. Sizden rica ediyorum, yalvarıyorum. Bana son dileğini gerçekleştirme fırsatı verin. Size yalvarıyorum. Lütfen efendim. Bakın bu onun son isteği. Artık son nefesini vermek üzere. Lütfen. Zaten sadece bir iki gün için. İnanın sadece bu kadar. Lütfen. Sadece iki gün için. Size yalvarıyorum efendim. Doktor da dedi. Beyefendi iki günden fazla yaşayamazmış. Ben sizi durduramam. Sizi zorlayamam da ama sizden ısrarla rica ediyorum. Elbet karar sizin. Ben sizi dışarıda, arabada bekleyeceğim. Sormadan böyle büyük bir karar mı vermiş?
Bunların hepsi İtça yüzünden oldu. Vir onun aşkından deli divane oldu. Bağışlayın büyük baba. Ben o gün Vir'in tapasya neler dediğini biraz duydum. Vir tapasya kızımıza bebeğin babasının çocuğu istediğini söyledi. Bunun manası çok açık. Bunun anlamı İtça'nın dedikleri doğru muydu? Tapasya'nın bebeği Vir'den değil mi? Ben de size bunu anlatmaya çalışıyordum. Ama siz beni dinlemediniz bile. İtça asla yalan söylemez. Ona inanmamız gerekirdi. Bizim bile olmayan bir bebeğin heyecanıyla gerçekleri göremedik. Vir size bu mektubu bırakıp gitti. Büyük baba, anne ve baba, birkaç gün yalnız kalmak istiyorum. Beni merak etmeyin lütfen. Biraz kafamı toparlayıp döneceğim. Kendime çok kızıyorum. Gözlerime nasıl bir perde indi de İtça'nın doğru söylediğini göremedim. Baba, sen haklıydın. Ben hata ettim. Büyük bir hata. Benim olduğunu düşünmem gereken birine büyük haksızlık ettim. Ve benim olmayan biri için İtça'mın evden gitmesine göz yumdum. Sevgiler. Vir. Ne düşünüyorsun? Şu kucağımdaki bebeği. Düşünsene anne. Evimizi, ailemizi, bağlarımızı. Her şeyi bırakıp yeni bir hayata başlamak için yola çıktık biz, değil mi? Sonra bu bebekle karşılaştık. Neden?
Anne. Biz yolumuza gidiyoruz değil mi? Bir uğramaktan ne çıkar? Birinin hayatını kurtarıp öyle gidelim. Sen ne diyorsun İtça? Bir yabancıya nasıl öylece inanırız kızım? Hem sen beni dinle. Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Biz başkasının verdiği hayatları yaşamak istemiyoruz. Bir de düşünsene, ölüm döşeğindeki bir insana, öyle birine boş umutlar vermek, ona yalan söylemek doğru olur mu hiç? Anneciğim, sen de doğru söylüyorsun. Ama sadece bir iki günlüğüne, sonra köyümüze gideriz. Hem bu bebeğin de bir ismi, eve ve hayata kavuşması mümkün olur. Bütün bunlardan nasıl vazgeçeriz anne? Baksana, nasıl da gülümsüyor. Burada onu kabul etmeleri, ona bakmaları mümkün anne. En azından bu bebek için anne. Eğer bu sefer de Tapasya'yı affedersem, yine aynı hatayı yapmış olurum. Ama o bebeğin bu acıyı çekmesine gerek yok. Hayır, o bebeği Tapasya'nın merhametine bırakamam. O bebeğin hatırı için Tapasya'yı bulmam gerekiyor. Bunu yapmak zorundayım. Şeker attın mı? Hanımım, bir kaşık attım. Bilmiyor musun, o çayını şekersiz içer. Bunu bile aklında tutamıyor musun yoksa? Kovulduğun zaman tutarsın belki. Hadi, biraz daha çay yap bize. Peki hanımım. Divya, biraz sakin olsana. Kimse işini önemsemiyor. Hata yapmış işte. Herkesi affetmek zorunda mıyım? Onları azarlamak da mı suç? Neden bu insanlara kızıyorsun? Neden sinirleniyorsun Divya? Sorumluluk almadıkları için mi? Yoksa alan kişi gittiği için mi? Sorumluluk alıyordu. Ama yine de kızıyordum. Şimdi sorumluluk almayınca yine kızıyorsun. Eğer Damini'den bahsediyorsan neden açık açık söylemiyorsun? Divya, bunları konuşmayalım şimdi. Jogi çok gergin. Teyze, şu bir gerçek ki sen benim sorunlarımı asla önemsemedin. Tabii acılarımı da. Tapasya'yla ne istersen yaptın teyze. Lütfen Divya'yı rahat bırak. Tanrı en iyisini bilir. Aman ne güzel. Tapu'nun hatalarından ben mi sorumluyum? Jogi şu anda kızgın ve gergin olduğunu biliyorum. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim. Divya, ben odama gidiyorum. Ama şunu unutma. Jogi ile ben bu evde yaşamalı mıyım diye bir sor. Thank you.
merdivenlerden düştüğün günü hatırlıyor musun Divya? Damini'nin bu evle ilgilenmediğini söylemedim. Ama doğrusu gitmesini isteyen de ben değildim. O kendi gitti. Bunu bilmelisin. Bunu şimdi kabul etmeyebilirsin Divya. Ama derinlerde üzüntünün sebebi bu. Hiçbirimiz hayatımızda olanlardan sorumlu olmadığımızı söyleyemeyiz. Tapasya'dan hepimiz sorumluyuz Divya. Damini evi terk etti. Bunun sorumlusu sen ve benim, anladın mı? Şüphelerini daha önce gidermeliydim. Bunu denedim de Divya. Ama başaramadım. Divya düşünsene. Tapasya yerine İtche olsaydı. Bu olanlardan sonra bu eve geri dönebilseydi ne olurdu? Ama dönemedi. Burayı kendi evi gibi hissetmedi. Sen İtche ile konuşmalıydın Divya. Evine gidip Vir'le konuşmalıydın Divya. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna sen karar vermemeliydin. Tapasya'ya doğru yolu göstermeliydin. Kızım doğum yapacaktı. Onunla kalmam mı daha doğruydu yoksa İtche'ye yardım etmem mi? Orada ne olduğunu bilmiyorum. Vir ve İtche arasında olanların suçlusu ben değilim. Damini ile İtche'nin evi terk ettiği iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Artık hiçbir şeyin ağır yükünü taşımak zorunda değiller. Biri sana sadıksa ama onlara hala güvenmiyorsan o sadakatin hiçbir önemi yoktur Divya. Anlıyor musun beni? En azından bu bebek için anne. Hadi gidelim. Gavde, o adamı istiyorum, bu bir emirdir. Dediğimi hemen yap. O kadar. Çay alır mısınız? Kızımla ilgili bir gelişme var mı? Efendim, elimizden geleni yapıyoruz. Kızınızın fotoğrafı elimizde. Efendim, bölgedeki bütün karakollara gönderdik. Bilginiz olsun diye söylemeliyim. Kızınızın kaybolduğu muhitte bir polis aracımız varmış ve bir memurumuz bebekli bir adam görmüş. Eşkali için çizim yaptırıyoruz efendim. Çizim mi yaptırıyorsunuz? Hala çizim mi yaptırıyorsunuz? Komiser, o bir bebek. Ne durumda bilmiyorum. Kaç saat oldu? Biliyorum efendim. Ama elimizde bundan başka bir bilgi yok maalesef. Hangi bilgiye ihtiyacınız var? Siz işe yaramazsınız. Bir bebeği bile bulamıyorsunuz. Efendim, elimizden geleni yapıyoruz. Elimizdeki bütün delilleri değerlendiriyoruz efendim. Lütfen sabırlı olun biraz. Sabırlı olmamı mı istiyorsunuz? Benim kızım kayıp. Ve siz sabırlı ol diyorsunuz. Uğraşıyorsunuz.
Çabalıyorsunuz. İşgal çizdiriyorsunuz. Sabahtan beri aynı şeyi duyuyorum ve ben sabırlı olayım ha? Hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Amirleriniz sizi arayınca mı çalışacaksınız? Emniyet amiri mi? Bakan mı? Söyleyin kimi arayın. Bunun ne faydası olur ki efendim? Beni şikayet edince kızınız bulunacak mı söyler misiniz? Hayır. Bu durumdaki ilk baba da siz değilsiniz efendim. Sizin durumunuzda başka insanlar da var. Bakın iki gündür buna benzer 6 ihbar aldık. Ama siz gelmiş burada olay çıkarıyorsunuz. Merak etmeyin, biz görevimizi yapıyoruz efendim. Eğer gerçekten kızınızı önemsiyorsanız efendim, gidin karınıza sorun. O fırtınada kızını nasıl olmuş da bir yabancıya teslim edebilmiş ha? Nasıl bir anne bu böyle? Komiser! Sözlerinize dikkat edin. Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz siz? Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ama öfkelenmenin manası yok efendim. Siz lütfen bize güvenin. Kızınızla ilgili bir bilgiye ulaşır ulaşmaz hemen size haber vereceğiz. Telefonunuzu bekliyorum o halde. Ancım nine, telefon sana. Tamam tamam, geliyorum bir dakika. Alo? Ben Jogi Takur. Merhaba efendim. İtcha ve Damini evi terk ettiler. Bu yüzden çok üzgünüm. Onlardan özür dilemek istiyorum. Eğer bir bilginiz varsa lütfen bana söyleyin. Allah aşkına bana nerede olduklarını sormayın. Gerçekten bilmiyorum. Maalesef İtcha benim kızım yüzünden ailesini terk etti. Eşini bırakıp gitti. Gerçekten çok üzgünüm. Bu yüzden onlardan özür dilemek istiyorum. Neden bana söylemiyorsunuz? Yoksa Damini mi söylemeyin dedi? Efendim, onlar size yıllarca hizmet etti ve siz de onları çok sevdiniz. İyi bir insansınız. Ben size yalan söyleyemeyeceğim efendim. Damini doğru olanı yaptı efendim. Lütfen onları ayırmayın efendim. Sizden rica ediyorum, ayırmayın. Çünkü eğer onları bulursanız size karşı gelemeyeceklerdir. Eve dönerlerse ne olacak peki? Aynı aşağılanmış hayatı yaşayacaklar. Efendim, ikisi çok acılar çekti. Bırakın kendi hayatlarını yaşasınlar. Allah aşkına bırakın peşlerini gitsinler. Lütfen beni affedin. Lütfen affedin beni. Damini ile İtcha'nın eve dönmek istediğini sanmıyorum artık. Karakola gidelim.
Hey, Bay Tako, siz ne işiniz var burada? Neden geldiniz? Ne oldu komiser? Her şey yolunda mı? Bir şey yok aslında. Oturun lütfen, oturun. Evet Bay Tokur, konu nedir efendim? Komiser Bey, çok zor durumdayım. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. O evi terk etti. Bay Tokur, lütfen kayıp ihbarında bulunun. Dilekçeye kızınızın fotoğrafını da ekleyin, olur mu? Bugünlerde çok fazla kayıp ihbarı geliyor. Zaten elimizde bir sürü vaka var. Biraz önce çıkan kişinin de şikayeti aynıydı. Kızı kayıpmış. Bay Tokur, lütfen bana kızınızın fotoğrafını verin efendim. Fotoğrafı burada. Tapasya sadece kendi hayatını değil, İtçe'nin hayatını da mahvetti. Kızımın bunu yapacağı asla aklıma gelmezdi. Müsaadenizle. Peki, hoşça kalın. Ben ne yaptım böyle? Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Tapasya bana yalan söyledi. Ve ben ona güvendim. İtçe yerine gelin olarak karşıma çıktı. Ama ben yine de ona güvendim.
İçeyi her zaman... Tapasya'ya güvenmediği uyardım ama... Kendim ne yaptım? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani Kismat apni to jaise koi roothi nani Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani